vahşi dünyanın diyarları bazen savunma uğruna kendini de yok edebilen tuhaf ve acayip yaratıklarla doludur. İnanmıyorsanız hayvanları öldürebilen nihai vücut parçalarından bazılarını görmek için sonuna kadar izleyin. Babirusa. Endonezya ormanlarında bulunan bu domuz, diğer tüm domuzlar gibi diş problemleri yaşar. Onları ortalama domuzlardan ayıran şey üst köpek dişleridir. Ve erkek babirusaların köpek dişleri yaşamları boyunca büyümeye devam eder. Dişler spiral şeklinde aşağıdan yukarıya büyür ve burunlarının üstesinden alına doğru kıvrılmaya, deriye nüfuz edene kadar büyümeye devam eder. Bu benzersiz köpek dişleri 43 santime kadar büyüyebilir ve sonunda kafatasını delip beynine girerek hayvanı öldürebilir. Yerel halk dişlerinin diğer babirusalarla savaştıkları çiftleşme mevsiminde gözlerini korumaya yaradığına inanmaktadır. Geyik. Boynuzlarıyla gurur duyan ama ince bacaklarından nefret eden geyiğin hikayesini duymuşsunuzdur. Bilmeyenler için hikaye geyiğin güzel boynuzları yüzünden öldürülmesiyle sona erer. Görünüşe göre bu sadece bir hikaye değil, gerçekten yaşanıyor. Geyiklerin muhteşem boynuzları vardır. Bu özellik onları koruduğu gibi bir yandan da savunmasız bırakır. Boynuzlar büyüdükçe daha da ağırlaşır ve yönelim bozukluğu yaratabilir. Geyikler ağaçlara ya da diğer geyiklerin boynuzlarına takılabilir. Biri müdahale edip onları serbest bırakmadığı sürece o pozisyonda kalırlar ve genellikle susuzluktan ya da yırtıcı bir hayvan tarafından öldürülürler. Bu yüzden geyikler arada bir boynuzlarını döker. Toynaklar. Atların ve eşeklerin toynakları vardır ve sahipleri tarafından sık sık tımar edilirler. Ancak bu toynakların aslında kocaman birer ayak tırnağı gibi olduğunu biliyor musunuz? Tıpkı tırnaklar gibi at ve eşeklerin yaşamları boyunca uzarlar. At bakıcıları tarafından tımar edilmezlerse yürümeyi engelleyebilirler. Ayrıca hayvanın kemiklerinin ve eklemlerinin kötüleşmesine, bacaklarının ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilirler. At veya eşek dengesini kaybedip düşebilir. Vahşi doğadaysalar üzerinde yürüdükleri pürüzlü ve kayalık yüzeyler sayesinde pedikürlerini koruyabilirler. Bal arıları. Bal arıları en çalışkan ve en sağlıklı böceklerden biridir. Bütün gün çiçekten çiçeğe dolaşarak kolonideki yavruları için nektar toplarlar ve kovanlarını diğer hayvanlardan korurlar. Bal arıları savunmaya geçtiğinde sokar. Bu yüzden birçok insan onlardan çok korkar. Sizi soktuklarında sizden daha fazla zarar görürler. Çünkü ölürler. Arı deriye saplanan iğnesini çıkarmaya çalışırken tüm organ dışarı çekilir ve neticede ölür. Sokmaları acı verici olsa da sadece kendilerini ve yavrularını korumaya çalıştıklarını unutmayın. Bu hayvanlar bitkilerin tozlaşması için çok önemliler. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar evlerini sırtlarında taşır. Avcılardan bu şekilde korunurlar. Kabuklarındaki tek bir çatlak onları öldürebilir. Çünkü kabukları bir yengecinki gibi değildir. Her ihtiyaç duyduklarında değiştiremezler. Organları kabuklarının içindedir ve çatlaklar uygun şekilde tedavi edilmezse enfeksiyon kaparak zavallı hayvanın ölümüne neden olabilir. Kaplumbağaların bu listede yer almasının bir diğer nedeni de kabuklarının hareket kabiliyetlerinin çok kısıtlamasıdır. Ters dönmeleri onlar için ölüm cezası anlamına gelir. İçgüdüsel olarak ters dönmenin tehlikelerinin farkındadırlar. Kaplumbağaların birçoğu ters dönen arkadaşlarını kurtarır. Afrika sosyal örümcekleri. Bazı örümcekler kara dolu gibi eşlerini yerken bazıları da Afrika sosyal örümceği yavruları için kendilerini feda eder. Bu türün yetişkin dişleri yavrularına başka hiçbir örümceğin bakmadığı kadar iyi bakar. Aynı örümcek yavrularının doğumundan önce çok sayıda av yakalar ve yer. Doğumdan sonra yavrularını beslemek için özel enzimler içeren sıvı yiyecekler tükürür ve bu süreçte ölür. Ölürken bile kendilerini yiyecek olarak sunarlar. Bebekler sadece kendi annelerini de yemez. Bu örümcekler kendi yavruları olmayan yavrular için bile aynı şeyleri yapacaktır. Genç dişi örümcekler, örümcek yavrularını sıvı diyetle besleyerek ve daha sonra vücutlarını yemelerine izin vererek tıpkı annelerinin yaptığını yapar. Vatozlar. Bir vatozun uzun, ince, sivri ve kırbaç benzeri kuyruğu fena bir iğnedir.
dikenli kuyruk, insanları ve bazen de kendilerine zarar verebilecek bir zehir içerir. Neyse ki doğaları gereği saldırgan değildirler. Batozlar doğduklarında doğa ölümcül silahlarını bir kapakla örter ve bu kapak çoğunlukla doğumlarından sonra oluşur. Evet, çoğunlukla doğumdan önce oluşursa anneye içten zarar verebilir ve potansiyel olarak ölümüne sebep olabilir. Ayrıca yavrunun kardeşlerine de zarar verebilir. Aşırı uzun poz. Koyunlar kendi kendileri için tehlike teşkil eder. Rastgele yüksekliklerden atlarlar mesela. Bazı koyun türleri öldürücü boynuzlara sahipken çoğunun yünden bir kürkü vardır. Yünler zamanında tıraş edilmezse bir süre sonra hareket etmelerini engeller ve hareket edememek, yiyip içememek anlamına gelir. Yün ısıyı yalıttığı için koyunlar yazın aşırı ısınarak ölebilir. Aşırı uzun bir poz tabakası keneler, bitler, akarlar ve kurtçuklar gibi parazitler için bir piknik yeri haline gelebilir. Bu durum koyunların yavaş ve acı verici bir şekilde ölmesine neden olabilir. Yılanlar. Ouroboros, M.Ö. 5000 yıllarına dayanan ve kendi kendini yiyen bir yılanı tasvir eden eski bir semboldür. Bu sadece bir sembol değil, yılanlar gerçekten de kendi kendilerini yiyebilirler. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen bilinmeyen bir şey değildir. Yılanların bunu neden yaptığı tam olarak bilinmemekle birlikte, uzmanlar aşırı ısınma, stres, sahte açlık ve tüy dökme gibi nedenlerle yılanların kendilerini yiyecek zannedip yemeye başladıklarını öne sürüyor. Evcil hayvanınızın kendi kendini yediğini gördüğünüzü hayal edin. Bu korkunç olurdu. Birçok uzman bunun en yaygın nedeni olarak yılanların tüy dökerken yaşadıkları geçici görme zayıflığını gösteriyor. Kuyruklarını görünce av zannedip saldırıyor ve yemeye başlıyorlar. Şimdi de günün fotoğrafına geçelim. Bu fotoğraf bize bir abonemiz tarafından gönderildi. İnternette karşılaştığınız bir resim hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize gönderin. Kim bilir, belki de videolarımızdan birinde sizin gönderdiğiniz fotoğrafı ele alırız. Bu fotoğrafın düzenlenmiş gibi göründüğünü biliyorum. Ancak gerçek bir fotoğraf. Talihsiz bir Amerika yaban koyununa bakıyorsunuz. Erkekleri koç olarak bilinir ve büyük, kıvrık boynuzlarıyla ünlüdürler. Bu boynuzlar onların en etkileyici özelliği olabileceği gibi genetiklerindeki en büyük kusur da olabilir. Erkekler, dişiler için diğer erkeklerle kafa tokuşturma savaşlarına girer. En büyük boynuzlara sahip koçların dişilerle çiftleşme şansı daha fazladır. Bu kafa tokuşturma kavgaları zamanla boynuzlarının büyüme yönünü değiştirebilir. Tıpkı resimdeki gibi bu boynuzlar derilerini delip geçebilir. Bazen gözlerine girerek onları kör edebilir. Siz bu muhteşem hayvan hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Yaprak bitleri. Yaprak bitleri en eşsiz böceklerden biridir. Kendilerini klonlarlar ve hamile doğarlar. Bu yüzden çiftleşmeleri gerekmez. Yavruları birbirlerini özleriyle, koruma duygusuyla doğar. Sert kobuklu ağaç kolonilerinde yaşarlar. Yırtıcı bir hayvan evlerinin dışını ısırırsa yavrular hemen onarmaya başlar. Kendilerini eritecek evlerini onarmaya yardımcı olurlar. Bu süreçte hayatlarını kaybederken deliği mükemmel bir yama gibi kapatmaya yardımcı olan yağlı bir sıvı salgılarlar. Bu genç yaprak bitleri asker olarak bilinir. Kamikaze karıncalar. Kamikaze karıncalar hayvanlar alemindeki en çalışkan ve özverili böceklerden biridir. Bu karıncalar kolonilerini savunma konusunda benzersizdir. Güneydoğu Asya'nın her yerinde bulunan bu karıncalar Camponotus, savun dersi veya kamikaze karıncalar olarak bilinir. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya diğer böcekler tarafından saldırıya uğradıklarında vücutlarını küçük el bombalarına dönüştürerek patlatabilir ve yırtıcıların koloniye girmesini engelleyen yapışkan bir sıvı salabilirler. Yapışkan sıvının sıcak körü gibi koktuğu söylenir. Bu koku diğer karıncalara avcılardan gelebilecek potansiyel tehdit hakkında bilgi verir. Koloniler için aynı fedakarlığı yapan bazı termitler vardır. Ancak bu karıncalar nispeten yeni keşfedilmiştir. Bu nedenle bu konuda fazla bir şey bilinmemektedir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve zil simgesine basın. Tekrar teşekkürler.